Sayın Meclis Başkanı'nın dolayısıyla sözleriyle bir camia üzerinde çok etkili olabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasada laiklik ilkesinin olmaması, yeni anayasanın dindar bir anayasa olması gerektiğine ilişkin sözleri hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Celal Arslan ve üyeler suç duyurusunda bulundu. Başvurunun ardından basın açıklaması yapan Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman'ın makamının çok önemli bir makam olduğunu söyleyerek özürle geçiştirilmemesi ve mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Sayın Meclis Başkanı'nın dolayısıyla sözleriyle bir camia üzerinde çok etkili olabilecek, onları harekete geçirebilecek, cebir ve şiddet kullanılmasına neden olabilecek güçlü bir kişi olduğu tespitini de yaptı. Laiklik Cumhuriyetimizin olmazsa olmazlarındandır. Buna yönelik yapılacak olan söylemler de pişmanlıklar ve özür dilemelerle geçiştirilemeyecek kadar da önemlidir. Nihayetinde genel merkezimizin bu anlamdaki duyarlılığını ortaya koyabilmek adına genel merkez hukukçularımızca hazırlanan ortak bir suç duyurusu metnini biz burada kişisel olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş bulunmaktayız. Talebimiz de şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ettik. Adli önünde basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyen Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı ve üyeleri adliye karşısındaki Kent Meydanı Parkı'nda açıklamalarını gerçekleştirdi. Gelin arkadaşlar karşıya. Arslan'ın ve beraberinde suç duyurusunda bulunan üyelerin dilekçeleri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birleştirilmek ve değerlendirilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.